Yanına çıkayım, yanına çıkayım. Abi biraz zekibren mi koyacağım? Tamam. Yanına sus Kayran. Servis yok. Servisi araya araya bulamadık kaç sene oldu. Arafi servis mi? Cihabeye getirmiştim. Yana vardı. Bir başka çalınır dedi, o bir kilometre. Dede. Endur abi yaz. Yok. Yapayım aynısını. Ya para mı var tohum almaya, buz almaya? Ne yazıyor? Çiftçinin halde haberi yok öyle abisin ya. Heykel gibi duruyor. Oran her Haydar, gel buraya gel. Buraya gel. Nereden döndün? O zaman bize gün bahadır. Evet. Bu cep telefonu çıktı çıkalı. Biz burada çok mahrumda kalıyoruz. Telefon çekmiyor. Ve bir yangın olsa, herhangi bir acil bir hastamız olsa, bir kalp krizi geçiren olsa ne ambulansı arayabiliyoruz, ne bir yangın itfaiye falan arayabiliyoruz. Bunun için çok mağduruz burada biz. Buraya bir verici kurulmasını, köyün mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Bir GSM operatörü çekmiyor burada, mümkün değil. Arazide bile çekmiyor. Peki. Arazide bile çekmiyor. Bak şuradan aşağı, köyden aşağı in gene çekmiyor. Tarlaya gidiyorum ben, evde hanımı arayacağım, bir şeye ihtiyacım var. Arıyorum, telefon çekmiyor, hanımla görüşemiyorum. Evet. Herhangi bir ihtiyacımız oluyor, onları yapamıyoruz. Oldu, çok yerler aradık, hiçbir şey gelmedi. Sonuç alamadık yani, bir yerden gelen olmadı. Onun için çok mağdur durumda yani, bu köy halkı çok mağdur durumda. Daha önce Kırıkkale'de ikamet ediyordum. Emekli olunca köyüme yerleştim. İnternet için müracaat ettim, benim dosyamı kaybettiler. Kırşehir Telekom'da benim dosyamı kaybettiler. GSM'leri aradım, hepsini şikayet ettim. Bir mere kadar şikayet ettim. Bu konuda bir sonuç alamadım. Bizim görüşmeleri köyde işte çeken yerleri yakalarsak, bir yerde belli bir nokta yakalarsa o şekilde sağlıyoruz. İrtibatımız, dünya ile irtibatı kesik yani. Evet. Ev telefonları olmasa, sabit hatlar olmasa olanlar konuşuyor. Olmayanlar dünya ile irtibatı kesik. Evet. Dağlara çıkıyoruz. Mesela şu karşı dağlara çıkıyoruz. Köyün karşı tarafına çıkıyoruz. Ben Çalıburnu köyde, köy muhtarı Metin Bulut. Biz karşımızdaki tepeyle bu tepenin arasında sıkışmış bir köyüz. Biz GSM operatörlerine çeşitli şekilde müracaatlarda bulundum. Ve hiçbirinden de doğrunun bir yanıt alamadım. Ve mağduruz. Köy halkı da ister istemez bana karşı şey yapıyorlar. Hani sen nasıl muhtarsın? Niye ilgilenmiyorsun diyorlar. İlgileniyorum ama bir cevap alamıyorum. Ya varıyorum muhtarım tamam halledeceğiz. Geçiştiriyorlar yani. Yani hiçbirinden de ben bir olumlu yanıt alamadım. Hatta mevzu bahsi bir tane şebeke ile geldi. Görüştük. O da bizi şey aldık, numaralarımızı oraya taşıdık. Taşıdık ama yine de şey gelmedi bize. Artık bir de ceza ödedik köylü olarak. Operatörü değiştirdiğimiz için. Herkes vergisini veren bir insanı. Biz sadece insanca yaşamak istiyoruz. Dünyaya itibarımız kesilmesin. Eşimizle, dostumuzla rahatça görüşmek istiyoruz. Ben yeter şart. Biz köyümüzde iletişim hiç yok. Çocuklarımızı arıyoruz, ulaşamıyoruz. Hastamız sayrımızı arasak gelmiyor. Dağa çıkalım. Biz bir bayanık. Evet. Dağda nasıl bir iletişim kurabiliriz? Düşünebiliyor musunuz mu? Evet. Devletimize muhtarımız, gelen muhtarlarımız hep başvurdu. Dediğimiz zaman karşıda çeken bir yerde bulabilirsek, bağlantı ağ bağlantısını görürsek, çekerse konuşuyoruz. Çekmezse dön gel.
Kırşehir'in Akpınar ilçesi Çalıburnu köyünde telefon hatları çekmiyor. 3 GSM operatörüyle de yakınlarına ulaşamayan vatandaşlar çevreden dağlara çıkarak yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. Efendim, köye gittim ben, köye geldim. Arıyor. Onlar şeyde, Ankara'da, sen ne yapıyorsun? Şu an burada çekiyor ya. Garajın kilidi açık. Efendim? Garajın kilidi açık, garajın. Yok. Ha, ben bastım biliyordum, basmamış mıyım ya? Buraya sende... Sende bir anahtar varsa vur üstüne, ben senden alırım. Koşturmak için buraya çıkıyoruz. Daha da başka yapacak bir şey yok. Biraz daha ileri gidersen yine kayboluyor. Sonradan tekrar yine geliyor. Şu an attığımız burada çekiyor. Dağda mıyız? Şu an neredeyiz? Dağdayız şu an. Köyün çıkışı. Köye kaç kilometre uzaklıkta? Köye var. Bir kilometre var. Bizim hiçbir telefonumuz, hiçbir GSM operatörünün telefonu burada çekmiyor. İki dağın arasında kalmış bir köyüz. Kızılay'ın kurmuş olduğu köy. Bu köyün sorunlarını çözmek için bütün devlet dairelerinde yetkili birimlere başvurduğumuz halde muhtarlarımız dahilinde. Ama hiç kimseden bir cevap alamıyoruz. İletişim sağlayamıyoruz. Tarlada bir yangınımız olsa köye haberi veremiyoruz. Köyde bir tane evimiz yansa hiçbir yere ulaşamıyoruz. İtfaiye haberi veremiyoruz. İlla ki böyle köyün dışına çıkıp 200-300 metre evinden ayrılacaksın dağ eteklerine, yamaçlara, GSM operatörlerinin çektiği yerlere ancak o şekilde. Zaten ben oraya çıkana kadar köydeki ev de yanar, tarladaki mahsul de yanar. Buradan Cumhurbaşkanımıza duyurumuz, özellikle rica ediyoruz bu köye el atılmasını. Daha önce yaptık, muhtarlarımız da yaptı ama ben muhtar değilim tamam ama muhtarlarımız yaptı. Dediğim gibi ilgileniriz diyorlar, gidiyorlar. Bu şekilde böyle kalıyor. Anadolu'nun göbeğinde. Kırşehir, Akpınar Çalıburnu Anadolu'nun göbeğinde olan bir köy. Evet. Eğer Anadolu'nun göbeğinde olan bir köyde telefon çekmiyorsa sadece hizmet şehirlere ise Sayın Ulu Önder Atatürk'ümüzün rahmetlinin dediği gibi köylü milletin efendisidir. Maalesef biz bu kelimeye layık olmamışız. Köylü milletin efendisi değil görünüyor şu anda. Ulaşımımız yok. Hiçbir şeye ulaşım yok. GSM operatörlerine ulaşımı yok. Dediğim gibi Sayın yetkililerimize duyurumuz budur. Sayın Ulaştırma Bakanlığımıza duyurumuz budur. Bir an önce bu köye el atılmasını istiyoruz.